Defense Türk olarak bugün size Türkiye'nin radarlar konusundaki mevcut durumunu ve Aselsan'ın geleceğe yönelik radar çalışmalarını aktaracağız. Aselsan 1991 yılında alınan Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı doğrultusunda Türkiye'nin radar teknoloji merkezi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin radar ihtiyaçlarının gelişmiş teknolojiye sahip radar sistemleriyle karşılanması için faaliyetlerini artırarak sürdürmektedir. Aselsan çip seviyesinden başlayarak geliştirme, entegrasyon ve test çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda dördüncüsü düzenlenen Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde konuşan Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Akkul önemli bir sunum icra etti. Bu video ise Sayın Akkul'un sunumu doğrultusunda hazırlanmıştır. Aselsan tarafından hali hazırda 35 farklı radar geliştirilerek üretildi ve çoğu küçük boyutlu olmak üzere 1500'den fazla radar aktif olarak görev yapmakta. Ayrıca şirketin 29 tane geliştirme aşamasında radarı bulunmakta. Şu anda yürütülen 12 radar projesi ise Aselsan'ın 2030'lu yıllarda geliştirilmesi hedeflenen radar projelerinin alt çalışması arasında yer alıyor. 2022 ila 23 yılları hedeflerine bakıldığında ise Aselsan'ın S-band radar çalışmalarını tamamladığı görülmekte. S-band radarlar ise uzun menzil silah tespit radarları ve erken ihbar radar sistemi olarak nitelendirilebilir. Air sistemi yakında Fransız Thales lisansı ile Türkiye'de üretilen TRS-22 radarların yerini alacak. Bu kapsamda ilk Air fabrika kabul testlerini tamamlayarak geçici kabul ile Adana'da konuşulu bir TRS-22 radarının yerini aldı. Taşınabilir Airs ve sabit Airs üretim sayılarının ise 2030 yılına kadar 18 adet civarında olacağı belirtilmekte. Kara konuşlu radarlara ek olarak Aselsan, savaş uçakları için burun radarı da geliştiriyor. Konuyla ilgili olarak F-16, Akıncı TİHA, Hürjet ve Kızıl Elma için burun radarı çalışmaları ise devam ediyor. Milli Muharip Uçak için çalışmalar ise diğer projelere göre biraz daha geriden gelmekte. Teknoloji hazırlık seviyesi yükseldiğinde 2023 yılı sonlarına doğru başlatılacak proje ile ilk ürünlerin ortaya çıkması bekleniyor. Siper Hava Savunma Sistemi'nde görev yapacak olan alçak irtifa radarı ve erken ihbar radarı ise ilgili geliştirmeler tamamlanarak teslim edildi. Bu kapsamda radarlar Siper Hava Savunma Sistemi testlerinde aktif olarak kullanılıyor. Altay tankının korunması için hayati öneme sahip olan Akkor'un radarının kabul testleri ise devam ediyor. Küresel ölçekte radarların çok fonksiyonlu kullanımına yönelik girişimler ve bu yönde ihtiyaçlar artmaktadır. Artık radarların tekil ve monostatik olmaktan çıkartılıp daha ağ tabanlı multistatik yapılarda kullanılması gerekiyor. Yine balistik füze takip kapasitesine sahip radar çalışmalarının ek olarak uydu konuşlu radar çalışmaları da öne çıkıyor. Aselsan tarafından bu konuların önemi takip edilmekte ve gerekli çalışmalar planlanmaktadır. Günümüzde özellikle uydudan yeryüzündeki belirli bölgelerdeki değişiklikleri saptamak için SAR, GM, TI radarlara ihtiyaç duyulmakta. Türkiye'de bu konuda Göktürk 3 projesi yer alsa bile projeyle ilgili uzun süredir herhangi bir gelişme olmamıştır. Her fonksiyon için ayrı bir radar kullanılması farklı sorunları karşımıza çıkarmaktadır. Bu konuda çok fonksiyonlu radar çalışmaları kritik öneme sahiptir. Günümüzde gemilerde bile her fonksiyon için farklı bir radar yerleştirilmesi istenmemektedir. Deniz platformlarında dahi düşük görünürlük önemli bir ister haline gelmiştir. Bu sebepten dolayı anten açıklıklarının sayısı azaltılarak düşük görünürlüğe katkı sağlanması hedeflenmektedir. Gemilerde hacim tarama, erken ihbar, hava savunma, güdümlü mermi güdüm sağlama gibi farklı görevlerde kullanılan radarları artık birden çok bağımsız radar ile yapmak sürdürülebilir değildir. Geminin gövdesine yerleştirilmiş 3-4 yöne bakan sabit ELSE radarları ile tüm görevleri icra etmek gelecekte kaçınılmaz olacaktır. Savaş uçaklarında ise uçağın hem hava-hava görevi icra etmesi, hem hava resmini ortaya çıkarması, hem kullandığı mühimmatları aydınlatabilmesi, hem yerdeki hareketleri takip etmesi, hem de kendi bekası için terrain following modunda radarını kullanması istenmektedir. Tüm bu görevler uçağın burnundaki sınırlı hacim açıda gerçekleştirilmeye çalıştırılmakta, bu durum ise mekanik yönlendirilen antenlerle çok kısıtlı kalmaktadır. Radarların çalışması enerji ve zaman ile alakalıdır. Bu bağlamda neye ne kadar zaman ve enerji harcanacağı önemli bir parametredir. Mekanik taramalı antenlerle zaman çok efektif olarak kullanılamamaktadır. AESA ve PESA radarları ile ise bu durum sağlanabilmektedir. AESA radarı ile çok hızlı takip başlatma ve çok uzun menzillerden hedef tespiti sağlanabiliyor. Ve bu durum karıştırmaya dayanıklı olarak gerçekleştirilebiliyor. Gerek eski tip mekanik radarlarda, gerekse PESA radarlarında tek bir kaynak ve tek bir alıcı vardır. Bunlardan birisinin hasar alması halinde radar etkisiz hale gelmektedir. Ancak AESA radarlarında böyle bir durum söz konusu değil.
Örneğin Aselsan tarafından geliştirilen AIRS'te 4000 adet TR modülü bulunmaktadır. Bu modüllerin %20'si bozulsa bile menzilde sadece %10 diliminde değişim ile radar çalışmaya devam edebilmektedir. AES radarının tasarım ve geliştirilme sürecinde 10 adet çip tedarikinde sorun yaşanmayabilir. Ancak seri üretim safhası başladığı zaman tedarik sorunlarıyla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu kapsamda çıkış katındaki güç yükseltici ve kontrol komponentleri radarlar için çok kritik alt sistemlerdir. Yine konuyla ilgili olarak Aselsan'ın ortağı olduğu mikroelektronik şirketi çalışmalar yürütmekte. Bahsekonu şirkette silikon teknolojileri üzerine tasarım yapan bir ekip bulunuyor. Bu ekipler uzak doğudaki üreticilerin üretebileceği ve IP hakları Türkiye'ye ait çipler tasarlıyor. Yaklaşık 10 yıldır çalışmalar yürüten bu ekipler bugüne kadar S, X, KU ve C bantta Türkiye'nin ambargo ile karşı karşıya kalma ihtimalinin yakın olduğu tüm çiplerin tasarım ve üretimlerini tamamlamışlardır. Defensür tarafından elde edinilen bilgiye göre Aselsan ve Bilkent Üniversitesi ortaklığında kurulan AB Mikro Nano tarafından üretilen ilk S bant yerli transistörler ise Aselsan erken ihbar radar sistemlerinde kullanılmaya başlandı. F-16 savaş uçağı ve Akıncı TİA için geliştirilen Murat AESA burun radarında yerli GAN çipleri içeren modüllerin kullanılması için çalışmalar devam ediyor. Bu bağlamda ilk yerli modüllerin 2024 yılında kullanılması hedefleniyor. Ayrıca ilk burun radarı prototiplerinin 2023 yılında Akıncı'da kullanılması planlanıyor. Bahsekonu ürünlerde ise yurt dışından temin edilen çipleri içeren modüller kullanılmakta. Anten tasarım tarafı Aselsan'ın kuvvetli olduğu diğer bir alan olarak yer almaktadır. Bu bağlamda her türlü anten yani elektronik harp ve radar uygulamaları üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Doğru dalga şekli seçimleriyle elektronik harp sistemlerine görülmeden çalışabilmek radar sistemlerinde en önemli hususlardan birisidir. Bu noktada sinyal işleme de öne çıkmaktadır. Aselsan bu konuda üniversiteler ile çalışmalar yürütmektedir. AESA radarın en zorlu yerlerinden biri ise yazılım süreçleridir. Aselsan bu konuyla ilgili olarak yapay zeka çalışmaları üzerinde de durmaktadır. Yine elektronik harf sistemlerinde ses, konuşmacı tanımaya ve sözcük kelime tanımlamaya kadar varan algoritmalar Aselsan'da çalışılmakta. Konuyla ilgili olarak çeşitli çözümlerin sahaya sürüldüğü de bilinmekte. Ayrıca bilişsel radarlar geleceğe yönelik olarak önemli bir hedef olarak konumlandırılmaktadır. Bilişsel radarlar çevreyi algılayan, çevreden hedef ve arka plan hakkında ilgili bilgileri öğrenen ve ardından radar sensörünü istenen bir hedefe göre görevlerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak şekilde uyarlayan bilişin algı eylem döngüsüne dayalı sistemlerdir. Yani kendi kendine öğrenip kendi kendine biçimlendiren yapı çalışmaları dünyada tartışılmaktadır. Otomatik hedef tanımlama teknolojileri de Aselsan tarafından çalışılan diğer bir konu. Bu konuda Anka İHA üzerinde uçan Sarper radarı ile ilgili bir görü projesi tamamlanmıştır. Sarper ile görüntüler alınarak algoritmalar geliştirilmiş ve TÜBİTAK ve MILSOF tarafından başarılı sonuçlar alınmıştır. Program sonucunda deniz hedeflerinden başlayarak doğrudan herhangi bir ilave veriye ihtiyaç duymadan hedefin kimliklendirilmesi yapılabilmektedir. Ağ tabanlı radar çalıştırılması da günümüzde önemli bir konu haline gelmektedir. Halihazırda RadNet'te yapılan tüm radarların veriyi tek merkeze aktardığı yapıdan farklı bir konsept hedeflenmektedir. Bu kapsamda radarların birlikte çalışması gerekmektedir. Yani artık iz vizyonu değil, hedef ve radar geometrisinin getirdiği avantajlardan faydalanabilen bir yapı sağlanmalıdır. Bu durum karıştırmaya karşı da koruma sağlamaktadır. Çünkü sistemde bulunan bir radarın karıştırılması halinde bile diğer radarlar tespit yapmaya devam edebilmektedir. Stealth uçaklara karşı farklı açılarda bulunan radarların ekolarını kullanarak farklı açılardan gelen sinyallerin de değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Birbirlerinin frekans, dalga biçimlerini ve zaman senkronizasyonunu yapmak için önemli teknolojiler gerekmekte ve çok geniş bantlarda haberleşme imkanına sahip ağ tabanlı bir yapı düşünülmektedir. Multistatik radarlar ise görünmeden görme konusunda radarlara üstünlük sağlamaktadır. Almaçların yerlerinin bilinmemesiyle bu durum sağlansa da bahsekonu radarların zaman ve frekans diliminde senkronizasyonlarının yapılması, aşılması gereken önemli bir zorluktur. Değerlendirmek gerekirse Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Akkul tarafından gerçekleştirilen sunum doğrultusunda Aselsan'ın günümüzdeki radar teknolojilerini yakaladığı ve geleceğe yönelik vizyonu takip ettiği görülebilir. GAN çipler sayesinde eski PESA ve GAAS AESA radarlara göre daha verimli, daha yüksek çözünürlükle sonuçlar alınabiliyor.
Nitekim özellikle yerli GaN transistörlerinin ilk örneklerinin üretimi ve entegre edilmeye başlanması Türkiye için çok büyük bir adım teşkil etmekte. Radarın en küçük birimlerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz GaN çipi olarak da isimlendirilen bu komponentlere yönelik bağımlılık büyük çaplı üretimlerin önünde önemli bir set oluşturmaktadır. Ancak bir taraftan verilerin işlenmesi ve çeşitli görevlerin yapılandırılmasında kullanılan FPGA olarak nitelendirilen kartların ve diğer yarı iletkenlerin ülkemizde üretim ve tasarım imkanlarının çok çok sınırlı olması, hatta birçoğunda olmaması önemli bir açık olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim bu Aselsan Rehis, yani Radar Elektronik Harp İstihbarat Grup Başkanlığı faaliyetlerinin boyunu aşan ulusal çapta stratejik bir girişim ile değerlendirilmesi gereken bir konudur. Yine bilişsel radarlar, ağ tabanlı dağıtık radar uygulamaları ve multistatik radarlar gibi geleceğe yönelik kritik konularda yatırımların devamlılığı, Türkiye'nin bu alandaki en rekabetçi ülkelerden biri olması için elzem konular olarak karşımıza çıkmaktadır.